Hemen başlayacağız şimdi birazdan. Sezen Hanım'ı da ekliyorum.
Bu arada sorular geliyor. Ben kendimi de biraz şey... Ha, Sezen Hanım da geldi. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bir saniye ben onunla birlikte size kendimi de takdim edeceğim. Evet. Şimdi bağlanıyoruz. Keyifli bir oturum olacağına inanıyorum. Sezen selamlar. Merhaba. Tanıyamadım seni ya. Saçların nereye gitti? Karantina, pandeminin etkileri. Aman Tanrım. Ama güzel olmuş ya. Bence böyle bir gençleşmişsin sanki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Yani. Çok sağ ol Sezen'cim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar öncelikle ben kendimi de tanıtayım. Şimdi tabii ki burada öğrenci arkadaşlarımızdan beni öğretmen zannedenler olabilirler. Ben okulunuzun Jaleteza Eğitim Kurumları'nın dijital çözüm ortağıyım. Aynı zamanda Sezen Sungur Saral gibi böyle önemli, kendi alanında başarılı isimleri sizlerle okul yönetiminizle birlikte bir araya getirmeyi vesile olan, organizasyonunu yapan da bir kişiyim. İsmim Anıl Çiğ. Bugünkü keyifli oturumumuzun, Sezen Sungur Saral'la gerçekleştireceğimiz teknoloji girişimciliği ile alakalı keyifli oturumumuzun moderasyonunu ben yapacağım. Çok önemli bir kişiyle sizleri bir araya getiriyorum. Çok dinamik, tutkulu, hırslı, başarı dolu hikayesi olan ve ilham verici bir kişilikte sizleri bir araya getireceğim. Ve çok yüksek bir enerji alacaksınız. Önce kendinizi hazırlayın. Siz ziyadesiyle güzel bir enerji gelecek ekranlarda. Ben lafı çok uzatmak istemiyorum. Kendisi zaten çok güzel size izah edecektir anlatmak istediklerini. Reader'ın kurucu ortağı, 2018'de de Türkiye'nin en iyi kadın girişimcisi seçilen Sezen Sungur Saral, şimdi Jaleteza Eğitim Kurumları'nın Instagram canlı yayında bizlerle olacak. Evet Sezen, hoş geldin tekrar. Bulduk. Evet, hoş bulduk. Herkese merhaba, bütün arkadaşlara. Ben de bu okulu bilmiyordum, senin sayende öğrendim tabii. Sonradan araştırınca ne kadar büyük olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, paylaştığı bütün gönderilere baktım. Acayip hoşuma gitti yani gerçekten. Şu an burada olmaktan dolayı o yüzden ekstra bir mutluyum yani şu an. Süper. Harika. Ne mutlu bana da böyle bir konuya vesile olduğum için de. Sezen'cim, seni arkadaşlarımızın daha yakından tanıması için öncelikle kısaca bir Sezen Sungur Saral desek, bize bir kendini takdim edebilir misin? Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret mezunuyum. Bornova Anadolu Lisesi İzmir'den mezunum ondan önce. 2005 yılında okuldan mezun olduktan sonra profesyonel olarak bir süre çalıştım. Yani 8 sene kadar profesyonel olarak çalıştım. Bu süre zarfında dünyadaki farklı fuarları gezme imkanım oldu. Çok böyle bana özgürlük alanı tanıyan bir işim vardı. Ve uluslararası satış görevindeydim. 2009 yılında Amazon'da Kindle satılmaya başladı e-kitap okuyucu. Evet. Ve eşimle birlikte bu e-kitap okuyucu cihazları, e-kitap kavramını Türkiye'ye getirmek üzere içimizde böyle söndüremediğimiz bir ateş yanmaya başladı Harika. açıkçası. Bir şirket kurduk. Ama ilk başta çıkış amacı e-kitaptı. Daha sonra tabletlere evrildi, daha sonra akıllı telefonlara evrildi. Kaçınılmaz olarak sektörün evrilmesiyle kaçınılmaz olarak ürünler de evrildi. Ve şu anda Türkiye'de tablet bilgisayar kategorisinde, hello Güzin Hanım, tablet bilgisayar kategorisinde pazar lideriyiz Türkiye'de. Yani en çok satan markayız. Harika. Aynı zamanda Türkiye'nin tek Made in Turkey telefonunu üreten firmayız. Yerli akıllı telefon üretimi yapıyoruz. 2018 yılında Samsun'da açtık fabrikamızı. Bir Çinli ortak aldık. Şimdi de bütün operatörlerde, bütün elektronik marketlerde bu ürünleri satıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yerli üretim çocuk saatini yaptık. Ve ufak ufak da ihracata başladık. Korona dönemiyle birlikte medikal line'ımız da açılmış oldu. Süper. Ve işte kızılötesi termometreler, işte insanların arasındaki mesafeyi ölçen, fabrikalardaki işçilerin arasındaki mesafeyi ölçen donanımlar gibi yeni ürünlerle yolumuza devam ediyoruz. Şahane. Vallahi şimdiden ben heyecanlandım. Zaten soracak çok şey var zaten. Şimdi bunları biraz detaylandıralım. Öncelikle ben tabii seni tanımayanlar için birazcık açmak istiyorum. Şimdi çok girişimci odaklı bir giriş yaptık.
Ya dedik işte yılın girişimcisi seçildi, işte şunu kurdu, bunu etti, teknoloji girişimcisi. Bunlar çok güzel. Zaten bunları detaylandıracağız. İlham vereceğine eminim arkadaşlarımıza da. Seni lise çağlarına, bir ortaokul lise çağlarına götürelim. Senin ben bildiğim bir özelliğin var. Sporcusun aslında. Çok ciddi sporcu geçmişin var. Bu kayak ve işte voleybol dönemlerine dönebilir miyiz biraz? Hani onlardan bahsedersin. Biraz öğrencilik hayatından başlayalım. Tamam. Kuzenim girdi bu arada. Sevgili kuzenim çok ünlü bir doktordur. Ona buradan Murat sevgilerimi Songuya selamlarımız olsun Murat Songuya'da. iletiyorum. Sporculuk dönemlerimi o anlatsın. Şimdi evet. Yani İzmir'den kayak milli takımına giren ilk kadın benim Türkiye'de. Bu da ilginç yani, birbirinden. Evet. Şey de var da Türkiye'nin en iyi kayakçılarından bir tanesi de izliyordu şu anda bizi. O da hakikaten böyle açık ara herkesi geçen ve yeni neslin en iyi kayakçısıdır Halit Seylan. Evet, Süper. yani voleybolla başlayan, tabii babadan anneden gelen bir spor kültürü vardı ailede. Bu spor kültürü insana ister bireysel bir spor olsun, ister takım sporu olsun, mücadele ruhunu bence aşılıyor. Rekabetten kaçmama, işte yarışlarda ya da maçlarda yenilince ya da kaybedince tekrar ayağa kalkabilme gücünü veriyor. O yüzden bence sporculuk geçmişinde ne yaptığımdan çok sporculuk geçmişinin var olması çok önemli. O yüzden ben her türlü sporu öneriyorum bu anlamda. Ama benim şansım oldu gerçekten o dönemde. Hem Bornem Anadolu Lisesi hem de Boğaziçi Üniversitesi bu tip aktiviteleri fazlasıyla destekleyen okullar. Yani ben öğretmenime final zamanında kayak yarışları var hocam. Milli takım seçmelerine işte bu yarışlara katılıp da ilk üçe giremezsem gidemem, hak kazanamam dediğimde bana demedi ki ya sen Boğaziçi'nde okuyorsun belki yarın Microsoft'un genel müdürü olacaksın. Ne kayak yarışından bahsediyorsun? Ayrıca koskoca okulun final tarihini mi sorguluyorsun? Demedi. Dedi ki hiç üzülme sen. Ondan sonra ben sana yardımcı olacağım. Hatta şunu da söyleyeyim. Ayrıldıktan sonra, okuldan mezun olduktan sonra girdiğim iş yerimde de aynı şekilde bir kadın yöneticim vardı, Elif Avşar. O da devam etmemi sağladı ve ben böylece bu beni besleyen, mücadele ruhumu, doğayla bütünleşmemi besleyen bu spordan, kayak sporundan kopmadım ve milli takıma kadar yükseldim. Bütün orada herkesin yani ailenin, okulun, iş yerinin herkesin emeği var böyle bir sporcu geçmişinin yaratılmasında. Ama tabii her şey insanın biraz da böyle içinde o entusiazm diyeceğim İngilizce bir kelime, o hevesi göstermen gerekiyor karşı tarafa ve aynı zamanda kendi sorumluluğunu da bırakmadığını ve hala layığıyla yerine getirebildiğini, %100'ünden fazla performans göstereceğini gösterdiğini hissettirmen gerekiyor. O yüzden ben de bunu doğallığımdan yapıyordum herhalde. O Süper. yüzden böyle sporcu geçmişim oldu, evet. Harika. Sezen, ben şeyi merak ediyorum. Şimdi şu soruyu soracağım sana. Aslında ben cevabını biliyorum da arkadaşlarımız da anlasın diye. Hiç lise hayatına döndüğünüzde girişimciliğin G'si aklından geçiyor muydu acaba? Yani abi geçmiyordu. Çünkü şöyle bir durum var. Bırak lise hayatını, üniversitede de geçmiyordu bizim için. Güzel. Yani ben şu Onu anda al biraz işte daha gidelim. jenerasyon şimdi anlamayabilir. Ya niye geçmiyordu ki her yer startup startup? Niye bizim mesela yani jenerasyon Kesinlikle. geçmiyor? Çok doğru. Ben şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde derse katıldım. Bilgi Üniversitesi'nde derse katıldım bu korona döneminde Zoom üzerinden. Birçok üniversiteye gidiyorum. Ya gerçekten hepimizin ağzında startup, girişimcilik vesaire vesaire. Ben 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduğumda beni büyük bir şirkete gireyim ve çok iyi bir profesyonel olayım, çok iyi bir genel müdür olayım. Belki dediğim gibi belki Intel'in, belki Citibank'ın, belki Turkcell'in, belki Bank of America'nın CEO'su olabilecek kadar yükseleyim ya da hayat amacım bu yönde ilerlesin diye beni eğittiler. Benim okuduğum işletme, ekonomi, pazarlama kitapları
daha çok bunun üzerineydi. Benim okuduğum takım oyunu kitapları daha çok bunun üzerineydi. Kendi işimizi kurmak üzerine değildi. Hem dünyada hem de Türkiye'de girişimcilik diye bir kavram çok da popüler değildi. Türkiye'de yoktu bile. Yani benim babam iş adamıydı ve bana her zaman şey derdi, seni hiç işlerime sokmuyorum, sen büyüdüğünde Türkiye çok değişecek, seni çok iyi okullarda okutacağız, büyük firmalardan büyük firmalara yüksek transfer ücretleriyle geçeceksin sen, o yüzden de senin bu elle irsaliyeleri keseyim, kolileri şuraya mı koyalım, buraya mı koyalım, kararlarını anlık olarak vereyim gibi yetenekleri kazanmana gerek yok, dedi. Dedi. Fakat yanılmış. Ama sonra düzeltti kendini. Ne zaman ki üniversite 2'ye geldim, o zamanlarda tam 2001 krizi olmuştu. Bizden önceki dönem üniversiteden mezun olup bankalara girip çalışmaya başlamıştı ama hepsi işsiz kalmıştı. İşte bu anayasanın fırlatıldığı bir kriz olmuştu. Ve bir anda Türkiye bundan çok etkilendi. İş gücünün karakteri de değişti. Ve babam o zaman beni uyardı. Dedi ki sakın dedi bu işte PG'de, Unilever'de, BP'de, Shell'de artık... Şimdi bir daha Sezen'i bir bağlayacağız. Arkadaşlar bir saniyenizi rica ediyorum. Herhalde internette bir problem yaşadı. Benim sesim geliyor mu acaba sizlere? Birazdan Sezen Hanım'ı tekrardan bağlayalım. Benim sesim geliyormuş. Pekala, tamamdır. Sezen'i de birazdan şimdi bağlayalım tekrardan. Bu arada Sezen Sungur Saralı hazır. Burada ağırlarken sorularınız varsa, çünkü ajandası çok dolu bir arkadaşımız, gerçekten yoğun bir iş insanı, mutlaka aklınıza gelen sorular varsa sizlerin de yazıya dökmenizi rica edeceğim. Programın sonuna doğru ben kendisine sizin adınıza soruları yönelteceğim. Özellikle de Jale Tezer öğrencisi arkadaşlarım sorularını yöneltebilirlerse çok memnun oluruz. Çünkü keyifli bir sohbet oluyor. Çok da tecrübeli birisi kendisi, hem ulusalda hem küreselde faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Herhalde bağlanacağız birazdan. Bekliyoruz. Tamam, çok teşekkürler. Evet, Sezen tekrar geldi arkadaşlar. Saniyenizi rica ediyorum. Evet. Teşekkürler. Yetkin 140 görüntünüz de var demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sezen'i de şimdi bağlayacağız tekrardan. Evet. Tekrar karşımızda. Geldim. Bilmiyorum ne oldu, sen bir anda sen dondun önce, sonra kapandı canlı yayın. Belki benim internetimden oldu, belki bilmiyorum. Ama yer değiştirdim her ihtimale karşı. Tamam, iyi yapsın. Tamam, devam edelim. Sen
Şu an ha, girişim olmadığı ve bizim evet. böyle işte yani profesyonel olmak için yetiştirildiğimiz bir ortamda açıkçası. O yüzden de ben hiçbir zaman büyük şirketler dışında bir yerde staj yapmayı düşünmedim. Ama o gün babamın bana o uyarısıyla tamam dedim ya, Türk şirketlerinde staj yapacağım. Okey. Ne katacak ki bana bu? Ve hiç anlamıyorum ve ağlayarak kabul ettim yani bu şeyini. Ve hiç anlamıyorum, hiç de anlamayacağım, kabul de etmiyorum ama tamam deneyeceğim. Ve gerçekten de Türk şirketlerinde staj yaptım ama tabii o zaman Norm Civat'a ve Arkas'ta staj yaptım. Tabii bunlar insanlar diyor ki bana, öğretmenlerim ya Türk şirketi mi, patron şirketinde mi çalışacaksın? Orada hiçbir şey öğrenemezsin, işte kendini geliştiremezsin. Halbuki o gelecek olan rüzgarı hiçbirimiz bilmiyoruz, hiçbirimiz farkında değiliz. Aynen. Sonra... mezun olduktan sonra da bu arada tabii ki öyle yerlerde staj yapınca öyle iş, öyle yerler seni işe alıyor. Çünkü hareketlerin, bakış açıların, sordukları sorulara verdiğin yanıtlar, yaratıcılığın, bazı firmalar diyor ki yani bizde böyle bir şeye yer yok. Bizde gerçekten çarkın çok iyi bir dişlisi olarak iyi çalışacak birisi lazım. Öbürleri diyor ki ya bizim yeni fikirlere ihtiyacımız var, yeni kanlara, yeni enerjilere ihtiyacımız var. Bunu salalım işte, bu bir fikirlerini şey yapsın, uygulasın. Seni seçen şirketler de o staj yaptığın şirketin karakterine göre değişiyor. Ya ben şimdi görüyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde, ondan sonra daha da küçük gördüm. Yani lisede, lise çağında insanlar kendi şirketlerini kuruyorlar. Şaşırıyorum, ben kendimi yılın kadın girişimcisi olarak onlar adına ürküyorum, korkuyorum. Ya nasıl yapıyor bu çocuklar bunu diyorum. Kendimin o zamanki halini düşünüyorum. Tabii ki şu anda ben kendi yaşımdaki ya da benden 10 yaş küçük bir kitleye korkmayın, işte yapın diyorum, özellikle kadınlara. Ama küçükleri düşününce kendi zamanıma ne kadar cesaretliler diyorum. Acayip kıskanıyorum, acayip hoşuma gidiyor. Yani evet, böyle bir eğitimden geçmedim ama böyle bir şans ile yaptığım stajlar ve daha sonra da bir kadın girişimcinin şirketine girmemle gerçekten hani bir girişimci olma herhalde duygusuna eriştim diye düşünüyorum. Daha doğrusu kendime güvenim geldi ve ticaretin bence hissiyatını anladım diyeyim. Çünkü hep böyle çalışanına alan bırakan, problemlerin olduğu gibi orada durduğu, bunları çözecek bir sistemin olmadığı ama başında tutkulu bir liderin olduğu ve herkesin onun peşinden gittiği, o yüzden de gıpta ile bakılan firmalardı. Ve sonra bu olay moda oldu. Doğru. Sezen, orada çok önemli bir şey var. Ben hikayenin detayını bildiğim için söylüyorum. O kadın girişimci olan hanımefendinin şirketinde senin bir pozisyonun vardı. O pozisyon vesilesiyle çok fazla sektör etüt etme şansın oldu. Onu biraz açar mısın? Yani arkadaşlar da şunu zannetmesinler. Daha demin çok büyük global isimleri saydın. Eminim onların da şu an hani ajandasında belki bunlar vardı. Tabii girişimcilik şu an genç nesilde, milenyal kuşakta çok ağır basıyor. Ama evet. Yine BP'ymiş, Shell'miş, Unilever'miş, P&G'miş gibi şirketler vardır. Ama sen orada farklı bir şey yok valla. Ben mentörlük yapıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde mentörlük yapıyorum. Yani insanlar artık o şeyi geliştirmişler. Onu da anlatacağım. Senin sözünü kestim. Evet, dinliyorum. Senin sorunu alayım. Yani şunu merak ediyorum. Sen orada bir şey yakaladın. Hani bir boşluğu gördün. Ne vesile oldu sana orada? Valla benim görevim orada uluslararası satıştı. Sabah oraya giriyordum. Sabahtan akşama kadar, tabii biz sabahken Çin'i kaçırmamak için Çin'den başlıyordum. Ve sonra akşama kadar işte Avrupa, sonra en son Amerika ile bitirerek sabahtan akşama kadar telefon açıyordum. Hello, I'm calling from Turkey. We have an organization. Would you like to join? Diye böyle out of nowhere bir tane kadın arıyor santrali. Ya da işte marketing manager'la görüşebilir miyim, export manager'la görüşebilir miyim diyor. Ve Türkiye'deki fuarlara, CNR Holding'de çalışıyordum. Eski Atatürk Havalimanı'nın karşısındaki fuar şirketi. Onu da böyle 1985 yılında müthiş bir öngörüyle Ceyda Erem kurmuş. Ve hakikaten kurduğu ekipte çoğunlukla kadınlar var. Farklı bir şirket, çok kendilerine özgü bir şirket kültürüyle çalışıyorlar. Ben de onun içine dahil oldum ama tabii benim eğitimim ve background'umla dahil olmuş oldum. O yüzden güzel bir kombinasyon oldu. Kısa zamanda da bu alo, 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 alo diye geçen 4 senenin sonunda da bir ünvan aldım, yükseldim. Sanıyorum ki
6 sene ya da 6,5 senenin sonunda ben genel müdür yardımcısı oldum orada ve yani. Genelde genel müdür yardımcıları işte 40 yaşın üzerindeydi. Ben 30 yaşın altındaydım. O da bana çok güzel bir hani böyle insan yönetme tecrübesi verdi. Ve beni bütün dünyadaki fuarlara yolluyorlardı. Fuarcılık da öyle bir şey ki makineden tut gıdaya, temizlikten tut kozmetiğe kadar her sektörde insanlarla, firmalarla muhatap olmak zorunda kalıyorsun. Ve kimler fuara katılır genelde? KOBİ'ler katılır. Ne yapmak isteyen? Uluslararası ticaret yapmak isteyen KOBİ'ler katılır. O kadar çok farklı sektörde, o kadar çok KOBİ ile tanıştım ki KOBİ dediğimiz şey bugün girişim. Tabii jargonlar çok değişti. Yani patron firmasının patrondan girişimci oldu. İşte patron firmasından işte startup oldu. Evet, evet. Ondan sonra Şimdi işte KOBİ'lerde işte bir girişim oldu. O yüzden çok hani çok gerçekten beni beslediğine inanıyorum. O insanların ya nasıl bir iş yaparız da fark yaratarak global markalardan ayrışırız ve dünya pazarlarına açılırız diyen yüzlerce, belki binlerce firmayla yüz yüze görüşme imkanım oldu ve onların passionları, tutkuları o zaman bir yer bulamıyordu. Ne zaman yer buldu? Bence 2008'deki Amerika'daki krizden sonra yer buldu. Süper. Onu da hikayenin devamında anlatayım. Aynen. Sezen, senin için okumanın ayrı bir önemi var. Yani hani bu hani lafta herkes işte ya okumak çok kıymetlidir, değerlidir, katma değer yaratır falan ama senin için olduğunu biliyorum. Zaten Reader'a geçeceğiz buradan. Adı da Reader yani. Bu okuma, evet. Okuma hadisesi yani okuma, her öğretmenimiz bize de o çocuklar okuyun. Hani tembihler, aileler çocuklarına söyler. Girişimcilikle okumanın önemini bir yani yılın başında olan genç arkadaşlarımıza bir izah edebilir miyiz? Yani kendi girişimini kurmak demek bir yanlış bazen algı olabiliyor. Yani yavaş yavaş o yıkılıyor ama ben rahatım ve ben kurumsal bir takım kurallara şey yapamam, riayet edemem. Kendi tarzım var, bir jargonum var. Kendi girişimimi kuracağım o yüzden. Şimdi bunun için girişim kurulur mu? Sonuçta bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki girişimini kurdu. Daha sonrasında ben öğrencilikte öğreneceğimi öğrendim. Daha benim okumama gerek yok. Yani ben nakit akışı çeviriyorum. Para çeviriyorsam ben girişimciyim demek mi doğru? Yoksa sen şu okumayla girişimciliği bize bir onların tutarlılığını bir izah edebilir misin? Çok güzel bir soru sordun. Bu soruyu, benzer bir soruyu bir kişi daha sormuştu. Tam 15 yıldır Radikal Gazetesi'nden tutup da işte bugün Kafa Dergisi'ne kadar olan hikayesinde yazılarını takip ettiğim bir yazar var. Başar Başaran diye. Bu adam da şey veriyor, storytelling dersi veriyor, hikaye anlatıcılığı dersi veriyor. Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisansta. Ben de işte oraya yine böyle konuk olarak katıldım. Bunlar tabii yüksek lisans öğrencisi. Hepsinin işi gücü vardı. Ve o da orada buna benzer bir şey sordu. Yani hani çok meraklısın okumaya. Bu sana nasıl etki ediyor? Ben de o zaman dedim ki yani keşke böyle bir ders almış olsaydım ben de zamanında. Çünkü bir kere kelime hazninin genişliği, derdini anlatabilmek için çok önemli. Bu sadece okumayla oluyor. Artı kitap okuyan okumayan insanın farkı şöyle ortaya çıkıyor. Ben sıfırdan yepyeni bir ürün için bir mail atıyorum. Bir de hiç alakası olmayan, en son kitabı lisede okumuş olan birisi bir mail atıyor. Hangisi ciddiye alınıyor? Ya da benim 1000 katım kadar kitap okumaya zaman ayıran, daha çok tiyatro, daha çok kendini geliştiren bir insan maili attığı zaman belki direkt randevu alıyor. Ben bir de üzerine telefon açmak zorunda kalıyorum. Bence böyle bir etkisi var. Bu işin sadece nasıl diyeyim, kültürel yanı. Bir de işin bizim Reader'ı kurarken ki ve hala da değiştirmedik. Bir de işin sloganımızdaki kısmı var. Sloganımız diyor ki knowledge is yours. Biz bu e-kitabın bilgiyi özgürleştireceğine ve
ulaşılabilir fiyatlarda eğer Türk tüketicisine ulaştırabilirsek insanların kitap da olsun, diğer bilgiler de olsun, makaleler de olsun her şeyi daha çok, daha sık, daha yoğunlukla okuyacağına inandığımız için bu markayı kurmuştuk. Ve zaten üzerine internet çıkıp da mobil teknoloji cihazlarına dönüşünce bizim cihazlar daha da anlam yerini buldu. Bir de sonsuza kadar bilginin peşinde koşmak diye bir şey var. Ve gerçekten hem başarı, hem bilgi, hem hayat, hem sonsuz ve başarılı, göreceli kavramlar. Yani sonsuz ve göreceli kavramlar. Yani nedir? Yakalayamıyorsun hiçbir şekilde. Ve koyamıyorsun hiçbir şekilde. O yüzden nereden yakaladığın da çok önemli oluyor. İşte o nereden yakaladığın, ne kadar bilginin peşinde koştuğunla doğru orantılı oluyor. Bu anlattığım şey ama şunu da öğreneyim, hadi bunu da okuyayım gibi değil. Hayatının içine yedirerek, o merakı benimseyerek, zaten onunla var olarak yaptığın işi öğrenmeye çalıştığın, işte bize öyle derler ya, çok fazla rakibiniz var. İşte evet, hepsini çok koşmanız gerekiyor falan gibi bir şeye inanmıyorum yani. Herkes şimdi artık şeyler değişti. Kavramlar, o modernizmin kavramlarıydı. Bugün postmodernizm var dünyada. Yani bu kavramları bilmeden zaten neyi okuyacağını da bilemez insan. Bugün postmodernizm ne diyor? Biz bilgimizin sınırlarıyla işte hayatı kurgulayamayız. Sosyal hayatı, beşeri ilişkileri kurgulayamayız. Ama biz kendi sınırlarımızı kurgulayabiliriz diyor. Eskiden doğadan öğrendiğimiz her şeyi insanlara uygularız, şirketlere uygularız. Çok başarılı şirketler ve çok başarılı insanlar yaratabiliriz. Hemen bu kuralları adapte edelim diyen bir modernizm vardı. Bu kavramlarla barışık, bunlara meraklı ve kendini sürekli yenileyen ama eskinin de değerini kaybetmeyen bütünlüklü insanlar olmamız gerekiyor. Bunları nasıl bileceğiz, nasıl öğreneceğiz? Televizyonla ya da Instagram'la değil. Yani televizyon izleyen insanları sakın eleştirmeyin. Çünkü eğer Instagram'da vakit geçiriyorsanız o da sizin televizyonunuz. Yani 50 yaşında televizyon, 60 yaşında televizyon izleyen bir insan da 14 yaşında Instagram'da ya da TikTok'ta gereksiz vakit geçiren, hani fazlasıyla, yoksa tabii ki rahatlamak, takılmak, muhabbet etmek hepimizin hakkı. Ama gereksiz vakit geçiren herkes, zaten onu hissediyorsun onu yaparken, bir dakika ya ben fazla çıktım diyorsun. İşte o zamanların hepsini kendimizi geliştirmeye ayırmalıyız. Bu benim için kitap okumak. Başkası için ansiklopedi okumak olabilir. Ya da işte ne bileyim, Popular Science dergisi okumak olabilir. Ama illaki okumak, okumak, okumak. Reader'ın da adı o yüzden Reader. Süper, valla harika oldu. Harika oldu, bu çok güzel bir örnek. Sezen, şimdi tabii arkadaşlarımız bakıyor. Böyle diyorlar ki ya işte, yani işte Sezen Hanım anlatıyor, Sezen anlatıyor işte çok güzel, işte Ayşe Arman'a röportaj vermiş, en güzel işte en iyi kadın girişimi seçmiş. Tamam, hikayenin makyaj kısmı çok kuvvetli. Ama gel bir 2009'a gidelim. Şu eşinle birlikte o finansal kısıt kısmına bir anlatalım da hani girişimciliğin bir de bu tarafını öğrensin arkadaşlarımız. Vallahi Anıl, aslında bir şey diyeyim mi? Yani o 2009'da yaşadığım, hani böyle gerçekten bir şey alır seni böyle dan diye yere çalar ya, o duyguyu neredeyse her gün hala yaşıyorum. Yani öncelikle şunu bir koyayım. Ya bir gün çok kötü bir şey olmuştu diyemeyeceğim. Her gün oluyor o ve ben her gün daha sert bir şekilde yapıştığım yerden çakmak zorunda kalıyorum. Hani bir de şey var ya, büyük başın derdi büyük olur. Yani ilk kurduğum günde evet e-kitap okuyucularımı getirdim. Kimse almak istemedi. Ne Teknosa'sı ne Türkcell'i vesairesi. Ama neyse, sonra Teknosa aldı, İdefix aldı, bir şekilde sattım. Tabletleri getirdim. Kimse almak istemedi. Üzerine para istediler raflara benim ürünümü koyabilmek için. Bu hikaye bitti dedim. Kendimi yerlere attım. Ağladım. Sonra Bimex'ten Erdem Bey var. Sonra geldi, o da Bimex kapanınca bizde çalıştı. O geldi. Evet. O ilk telefonu açmış olan, yani kapatıyorduk şirketi yani, o telefon gelmeseydi. O kararı almıştık saat 4'te. 6'da adam telefon açtı, yani öyle bir şey. 36 tane tablete bahsettiğim. 36. Onu ama ne kadar kıymetli değil mi Sezen? Evet. Onu satamıyoruz ya, şirket kapanıyor. Yani.
Ve yani onlar yani hala her gün işte bu korona döneminden tut, ne bileyim işte bir kere işte şey oldu, geçen gün 10. yılımızı kutladık şirketin. Çok da güzel bir böyle ufak bir parti yaptık. Tabii bizim rakiplerimiz yani oteller kapatıyor. Düşünsene ben kiminle yarışıyorum yani Samsung, Apple, Huawei'yi, Scarlett Johansson'u falan getiriyor adam yani. Ben orada böyle ne yapayım? Gerçekten organik olarak büyümüş ve bu firmayı halis nedenlerle kurmuş bir insan olarak gittim. Nişantaşı'nda tatlı, hoş, küçük bir yerde bir lansman yaptım. Neyse orada konuşma yaparken şey dedim. Ya hepinizin hani bu gece ben sadece dedim hani çok fazla insan davet etmek de istemedim. Sadece dedim hani sevdiğimiz insanları davet ettik. Sonra hepini bakıyorum dedim hepinizin suratına. Yani şöyle bir yüzüne karşı ağlamadığım hiçbiriniz yoksunuz de. Yüzüne karşı ağlamadığım bir kişi bile yok burada dedim yani. Turkcell var, Türk Telekom var, Vodafone var, KVK var, Genpa var. Aklına gelebilecek MediaMarkt var. Aklına gelebilecek her türlü potansiyel ve mevcut müşteri, Vatan, Teknosa hepsi orada. Ve hepsine ağlamışım. Onu söylüyordum. 2016 mıydı? 2016'nın sonunda ciddi bir dolarda artış oldu. Ağladım. 2018'de ciddi bir dolarda artış oldu. Gittim ağladım. Şöyle bir şey yaptığımı biliyorum ya. Firma ismi vermeyeyim ama en büyük müşterim. Yani şu anda da hala en büyük müşterim. Ciro'mun %50'sinden fazlasını kaplıyor. Ve öyle büyük bir problem yaşadım ki müşteriyi kaybedeceğim. Reader'ın yarısını kaybedeceğim. Ettim. 3 ay boyunca o müşteri yok. Yüzüme bakmıyor. Ne yaptım biliyor musun? 3 ay boyunca bunu da yani yapmak istiyordum ama yapamıyordum biliyor musun? Yapmak istiyordum. Ben bunu yapmak istiyorum diyorum. Utanıyordum, yapamıyordum. Kocam dedi ki yap. Ben senden utanmam. Gurur duyarım böyle bir şey yaparsan dedi. Her gün kapısına gittim o şirketin. Süper. Koskoca şirket. Koskoca. 3 ayrı girişi var zaten. Artık bana güvenlikler. Yani önce bir işte ve çay ikram etmek. Şey alamıyoruz toplantınız olmadı. Kiminle görüşmek istiyorsun? Şunla. Arıyorlar. Yok diyor o. Açmıyor. Tamam diyorum şurada bekleyin birazdan atıyorum öbürünü ararız şu kişiyi ararız diyorum. Falan önce biraz böyle işte sempati yaptılar çay işte bisküvi falan ikram ediyorlar. Sonraları beni görünce böyle Sezen Hanım lütfen artık falan demeye başladılar ki şu anlattığım olay 2018'de oluyor. Yani Çok. çok değil. O yüzden 2009'a gitmene gerek yok yani. Orada çalışan benim arkadaşlarım var, liseden arkadaşlarım var, üniversiteden arkadaşlarım var. Çıkıyorlar öğlen yemeğine. Sezen yapma böyle bir şey diyorlar ya. Çok ayıp burası koskoca bir şirket. Yapma diyorlar. Diyorum ki zorundayım ya. Yapmak zorundayım yani. Hani başka çarem yok. Sen bana ne anlatıyorsun? Ben burada olmayacağım. Nerede, ne yapayım şu an ben? Yani benim işim bu yani. O yüzden o kötü anlar hiç bitmiyor. Güzel anlar da bitmiyor. Yani güzel anlar da oluyor. Bak faizler düştü. Bizim böyle işte borçlarımız vardı onları kapattık. Şeylerimiz vardı işte ürünlerimiz vardı stoğumuzda onlar satıldı bu Süper. dönemde. Yani, Süper. every problem has an opportunity if you look closer diye bir laf var. Laf değil de benim kızıma okuduğum bir kitap var akşamları. What do you do with a problem diye. Kitap öyle bitiyor. Yani anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. En sonunda diyor ki bak neymiş diyor. Every problem has an opportunity if you look closer diyor. Benim de hayatım bunlardan ibaret. Yani bana kötü anı anlat deme. Ağlarız Tamam. burada. Şeyi soracağım peki sana. Şimdi birazcık işin sosyolojik boyutuna da bakalım. Şöyle kısa kısa onları da değerlendirelim. Yani bir kadın girişimci olmak. Ya bu soruyu sormak aslında beni rahatsız ediyor ama bunu sormak zorundayım. Çünkü bizim şu anda izleyen kız arkadaşlarımız, kız öğrenci arkadaşlarımız senin yerine gelmekse, senin gibi seni idol alanlar da olacak. Seni bugün tanıyıp çok sevip eminim ki seninle ilgili daha detaylı araştırma yapıp senin yolundan gitmeye çalışanlar olacak. Umarım da olur. İhtiyacımız var. Türkiye'nin teknoloji girişimcisi, özellikle kadın teknoloji girişimcilerine çok ihtiyacı var. Bu soruyu umarım 2020'den sonra umarım sormayız ama şu soruyu sormak zorundayım. Türkiye'de kadın girişimci olarak karşılaşılan en büyük 2-3 tane sorun nedir? Yani bunlara dikkat etsinler. Aman arkadaşlar buna dikkat edin diyeceğiniz neler var? Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bu da yine bir problem ya. Bu da yine bir fırsat taşıyor. Onu söyleyeyim.
Neden bunu söylüyorum? Çünkü artık dünyada şirketlerin değerleri kazandıkları parayla değil, EBITDA'larıyla değil, EBITDA'nın belki ne olduğunu bilmiyordur arkadaşlar ama işte karlılıklarıyla değil, shareholder'larına, hisse sahiplerine ne kadar kar bıraktığına göre değil, ne kadar değer yarattığına göre değişiyor ve bu değer yaratma kavramı maddi bir şey değil. Nedir? Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bakalım UNDP'nin. Yani Birleşmiş Milletler'in 2030'a kadar şu hedefleri yerine getirirsek sürdürülebilir olarak kalkınacak bir dünyaya kavuşacağız diyorlar. 17 tane hedef var. Bunlardan bir tanesi de toplumsal cinsiyet eşitliği. Şimdi ben reader olarak, biz reader olarak kendi adımıza iki tanesini bunların sahiplendik. Hani fark yaratabileceğimiz alanlar olduğu için. Bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği. Orada ben birebir çalışıyorum. Bir tanesi de nitelikli eğitim. Orada firma olarak varız. Şimdi kadının önündeki en büyük engel sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bence işin toplumsal yanı, yani sosyokültürel yanı, ekonomik yanından önce karşına çıkan bir duvar, bir engel. Yani işte ne gerek var, işte sen evinde otur, işte baban sana yardımcı olur, kocan sana bakar, çocuğunla ilgilen vesaire vesaire. Yani bu işin psikolojik yanı o kadar kolay çekiyor ki kadınları kendine doğru. Hakikaten ya şimdi ne işim var, ne uğraşacağım gibi bir şey söylüyor. Halbuki içindeki enerjiyi üretime dönüştürebilse hem kendisi mutlu olacak, önce kendisi mutlu olacak. Sonra biz mutlu olacağız çünkü ülkemizin ihtiyacı olan dinamik güç orada yatıyor. Ülkemizin ihtiyacı olan birkaç işi aynı anda yapabilme ve IQ'su yüksek, yani duygusal zekası yüksek bir şekilde liderlik edebilme güdüsü de orada yatıyor. Şimdi bizim bunlara ihtiyacımız var. Şeyi izliyoruz eşimle birlikte. Netflix'te bu Michael Jordan'ın Last Dance diye bir işte belgeseli var. Ben de çok Netflix seven bir insan değilim. Ben böyle festival filmleri en fazla Mubi platformunu da takip edebilirim. Netflix benim için McDonald's kadar şey, hani besin değeri düşük bir platform. ama gerçekten bu, hani insan tabii ki kapılıyor yani o American way of telling things. Bu anlatım tarzına kapılıyor ve orada işte bir tane adam var, Jerry Krause diye. Durup dururken işte bir takımı dağıtmaya çalışıyor. Kocam döndü şey dedi, ya işte görüyor musun erkekler dedi böyle bir şeyi yönetirken hep böyle egoları ön planda oluyor. O yüzden her şirketin başında bir kadın bulunması lazım. Çünkü bizim duygusal şey değil, sizinki kadar yüksek değil. Siz gerçekten hani diyor, burası aile gibi bir şirket. Burası aile gibi bir şirket diyen erkekler genelde böyle despot baba gibi davranıyorlar şirkette yani. Evet. Burası aile gibi, böyle aile olmasın o zaman. Ama evet, burası aile gibi bir şirket diyen bir kadının şirketi gerçekten evladına davranır gibi davranıyor. O hassasiyetle yaklaşıyor, o duyarlılıkla yaklaşıyor. O yüzden bence hani kadın olmanın bir eşiği açtıktan sonra büyük avantajı var. Çünkü başarılı olmak için, yolunda koşmak için senin koluna giriyorlar, sana destek oluyorlar, seni ön plana çıkarıyorlar. Bir eşiği açtıktan sonra avantaj. Ama oraya kadar yani neredeyse imkansız gözüküyor birçok kadına. Çünkü yerin altından başlıyor o mücadele. Yani büyük büyük bir toplumsal baskıyla mücadele etmek zorundayız. En zor yanı bu. En zor yanı bu abi. Hala öyle. Bunlar değil mi? Buna hazır olsunlar öncelikle zihinsel olarak. Aynen. Bu yıldırmayacak. Yani ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Eşim Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Üzerine doktora yapmış bilmem ne. Bu kadar ödül aldık. Biz beraber çalışıyoruz. Beraber kurduk şirketi. Akşam geliyoruz yine diyor ki ne yiyeceğiz? Ya da işte çocuğun okulu var, distance learning bilmem, ya işte hani derdi ya annelerimiz, ya sor işte bir çocuğun bilmem nesini bilmez. Yani şimdi bundan yakınmıyorum, bu böyle, tamam okey, kapattım bu konuyu. Ben zaten TED konuşmamda da bunu söylüyorum, yani durduğun noktayla barışacaksın. Ama işte o öyle olmasaydı, benim kocam böyle olmasaydı değil, durduğun noktayla barışacaksın. Tamam, bu böyle. Ne yapıyorum? Ben bununla mücadele ediyorum. Ne yapıyorum? İki tane seçeneğim var. Ya bu durumu yaratan insanlarla mücadele ediyorum. Yani işte kocamla, anamla, babamla bilmem ne. Ya da kendim %500.
%1 milyon performans gösteriyorum. Ben ikincisini seçtim. Ama ilki de Güzel. bir seçenek. İkincisini yaptıktan sonraki gelen aşamada herkese zaten sözünü dinletmen daha kolay oluyor. Sonra onlara hesap soruyorum. Böyle yani en önemli şey işe başlamadan önce o cesaret, motivasyon kısmı. Normalde yap oğlum ben senin arkandayım diyen aileler kız olunca ne gerek var diyorlar eşler. Arkadaşlar bile yani. Çok iyi eğitimli, hiç çalışmayan arkadaşlarım var. Yani o Maalesef. yüzden orada bir problem var yani. Orada bir o içindeki çarkı döndürebilmesi için kadınların gerçekten özgür bir kafayla düşünebilmeleri lazım. Onu yendiler mi? Gerisi çok kolay. Süper. Harika valla. Sezen, şimdi aslında sen anlatırken ben iki soruyu bir arada soracağım. Zaten sana da son iki sorum. Belki hani izleyicilerin de soruları vardır diye onlara da bir şans vermek istiyorum. Birincisi, çok enerji, çok güzel bir sunumdu. Harika, çok güzel bir sohbetti. Ben zaten senin hani çok keyifli, böyle dinamik bir yapın olduğunu biliyorum. Ama arkadaşlarımız da bunu hissetmişti. Girişimcilikte bu önemli galiba. Değil mi? Böyle bir, sen ne dedin? İkinci maddeyi seçtim dedin. Yani bir kadın olarak da. Ne Evet. sana, sosyal hayatta sana ne ilham veriyor? Ne seni tetikliyor? Hangi duygular seni böyle coşturuyor? O senin yakıtın olan coşkuyu nereden alıyorsun? Soru bir bu. İki, insanların Adem'in Merak ettiğini sordun. nasıl anlamadım. Türkiye'nin merak ettiği soruyu sordum yani bu enerji nereden geliyor? Şey dediğimdisi, pekmez yiyorum, şunu yiyorum, bunu yiyorum. Neyse, hepsini söyleyebilirsin. Zannediyorlar ama diğer sorunu da dinleyeyim. Diğer sorum da şu aslında. Daha demin TED konuşmandan bahsettim. Ben de onu canlı canlı izlemiş birisiyim, senin TED konuşmanı. TED konuşmanda değişik bir şey söylemiştin. Duygularımız kalp vizitimizdir dedi. Ne demek istedin Sezen? Bu iki soruyu bir cevaplar mısın, sana zahmet? Ya aslında iki soru birbiriyle ilintili. Çünkü ben İngilizce'de integrity denen, bütünlük denen şeye çok inanıyorum. İnsanların özel hayatımla iş hayatım ayrı falan gibi kavramlara kesinlikle bulaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız iş bir kere illaki sevdiğimiz ya da seçtiğimiz iş olmak zorunda değil diyorum. Bu genel öğretiye de biraz aykırı. Çünkü işte sevdiğim, mutlu ve huzurlu olduğum bir işte çalışmak istiyorum. Kesinlikle buna karşıyım. Çünkü seni huzurlu ve mutlu olduğun bir şeyi geliştirmez. Huzurlu ve mutlu olduğun bir şey senin mücadelelerle, sancılarla, acılarla ve gözyaşlarıyla dolu olan bir çalışma hayatının sonucunda ulaştığın bir şeydir. Bir paradır, bir tablodur, bir binadır, bir telefondur benimki gibi. Onunla bulman lazım huzur ve mutluluğu. O çıktığıyla buluyor olman lazım diye düşünüyorum. Zaten benim enerjim de bu bütünlükten geliyor abi. Yani hakikaten şöyle bir şey var. İnsanlar hep daha başka bir şey olabilir miydiyle karşılaştırıyorlar ya. Bu aslında biraz böyle tehlikeli bir şey yani. Önce bir var olduğumuz yeri görüp, sonra önümüzde yapmak istediğimiz, gitmek istediğimiz yeri görüp, sonra nefesimiz yettiğince ona doğru koşmamız gerektiğini düşünüyorum. Onu yaparken zaten hayatta insan gerekli enerjiyi, gerekli mutluluğu, gerekli coşkuyu buluyor. Bir de yani şu da var. Ben hakikaten böyle kendime bir saat, 2 saat zaman ayırıyorum ya. Ne olursa olsun her şeyi kapatıyorum. Çünkü işimin, eşimin, çocuğumun, vücudumun, arkadaşlarımın böyle bir Sezen görebilmesi için 2 saat benim günde kendimi kapatıyor olmam lazım. 2 saat az uyuyorum. 2 saat az uyuyorum. Kendi uykumdan çalıyorum. Spor mu yapacağım? Meditasyon mu yapacağım? İki laklak mı yiyeceğim arkadaşımla? Kitap mı okuyacağım? Dergi mi okuyacağım? Seni mi arayacağım? Yani ne yapacaksam o zaman yapıyorum bunu. Ve o bana hizmet ediyor. Yani ben kendime hizmet ediyorum o süre içinde. Ve kendimle buluşuyorum. Zaten kendimden de hiç kopmuyorum. Bence o bütünlük duygusu, barışık olma duygusu çok önemli. Ama o kadar zor ki. Yani o kadar çok sebep var ki sahip olduğumuz, olmadığımız şeyleri karşılaştırmak için, olduklarımızdan mutlu olmamak için.
Büyük resimde her şeyin gerçekten sonsuz olduğunu ve bizim durduğumuz yerin çevremizdekilerden ibaret olduğunu ama istersek adım adım bir yerlere gidebileceğimiz fikriyle barışırsak o zaman zaten maksimum coşkuyla yaşayabiliyorsun hayatı. Duygularımız kartvizitimizdir derken de onu kastettim yani. Hiçbir şekilde sen benimsemediğin bir işi sunamazsın, satamazsın, yaşayamazsın ve yaşatamazsın. Ama işi benimsemek bir sevgiliyi benimsemek gibi algılanmamalı yani. İş iştir. İş önünüze geliyorsa o sizin işinizdir. Bak, bunu Norveç'te yaşıyor olsak böyle mi anlatırdım bilmiyorum. Ya da işte ne bileyim Avusturya'da yaşıyor olsak böyle mi anlatırdım bilmiyorum. Ama bizim coğrafyamızın yani coğrafya kaderdir lafını çok kabul etmiyorum ama eğer bir kaderse budur yani. Bizim coğrafyamızın böyle insanlara ihtiyacı var. Ve biliyor musun bence Avrupa'da bizim mutlu gördüğümüz insanlar hani ne kadar kendisiyle barışık dediğimiz insanların hepsi de böyle. Çünkü evet et kesiyor belki daha 24 yaşında önlüğünü giymiş et kesiyor şeyin arkasında tezgahın arkasında ama kendine güvenle. Çünkü biliyor ki 4 yaşından beri o eti kesmek istedi. Anlatabiliyor muyum? İnsanın kendi hayalleriyle barışık olması gerekiyor. O duyguyla ben yiyorum onun yaptığı şeyi. Bir tane kitap var. Aslında duygularımız kartvizitimizdir açıklamasını ve benim de içinde bulunduğum ruh halini çok güzel anlatıyor. Eğer arkadaşlarımız bulursa mutlaka o kitabı alsınlar. Ayn Rand Atlas Silkindi. İngilizcesi Atlas Shrugged. Yazarı Ayn Rand. Bu çok çok önemli çünkü aynı bu şekilde işini bütün benliğiyle yapan insanlardan bahsediyor. Ve zaten karşısında bu hizmeti, ürünü neyse alan kişiler ya da onu takdir eden kişiler kimlerse onlardan bağımsız bir şekilde kendi mükemmellik standardını onu oluşturuyor bu insanlar. Ve sonuçta da zaten çok ütopik bir şey oluyor. Ona orasını söylemeyeyim. Arkadaşlar eğer bu kitabı okurlarsa her iki sorunun da yanıtını almış olurlar diye düşünüyorum. Dilim döndüğünce ben anlatmaya çalıştım ama adam, kadın daha doğrusu Ayn Rand işte binlerce sayfalık roman yazmış. O yüzden buraya Süper. sığmayabilir. Süper, süper oldu vallahi, harika. Sezen, son olarak bir arkadaşlarım, zamanımız da tabii daralıyor. Şöyle yapalım, son bir sorum var. Sonra arkadaşlarımızdan bir iki soru gördüm. Onları da sana yöneltmek istiyorum. Son olarak Sezen'in en büyük hayali nedir? Biz Sezen'i önümüzdeki dönemde umarız bu milli teknoloji markamızda nerelerde göreceğiz? Bize biraz ondan da alakalı biraz sufle yaparsan çok memnun oluruz. Harikaydı gerçekten, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Benim en büyük bir tane hayal söyle bana desen Reader'ın global bir marka olması diyeceğim. Reader markasıyla ürünlerimizin bütün dünyada satılması. Belki buna benim görmeye ömrüm yeter, belki de yetmez. Hiç problem değil. Bu benim büyük hayalim. Ama bu büyük hayale giden yolda adımlarım, hedeflerim ve planlarım, projelerim var. Bunlardan bir tanesi yazılım anlamında kendimizi geliştirmek. Samsun'da iki tane üniversite var, bir tane teknopark var, burada bir ofisimiz var. Çeşitli TÜBİTAK projeleri sunuyoruz orada. İkinci hedefim çünkü TÜBİTAK projelerinden hemen bağlayacağım. Yazılımıyla ve donanımıyla sıfırdan kendimiz tasarladığımız ürünler portföyümüze sokmak ve portföyümüzü hem vertical hem horizontal olarak genişletmek, dikey ve yatay olarak genişletmek. Üçüncü hedefimiz zaten ihracat pazarları. Yeni hedeflere, yeni ürünlerle onlara uygun, o pazarlara uygun, hedef pazarlara uygun ürünlerle girebilmek. Dördüncü hedefimiz de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine açıkçası hizmet edebilmek. Eğer %40 kadın çalışanımız, %63 oranındaki kadın hissedarlarımız da biz şimdi Birleşmiş Milletler'e bir proje hazırlıyoruz. Eğer kadının istihdamına, kadının sosyoekonomik olarak, sadece sosyokültür olarak değil, sosyoekonomik olarak toplumda güçlenmesine katkı sağlayabilirsek, aynı zamanda ülkemizin en çok ihtiyacı olan nitelikli eğitime katkı sağlayabilirsek, mesela her sene bir köy okulunda teknoloji sınıfı kuruyoruz, bunun gibi projelerde çok mutlu olacağım. Bir büyük hedefim var, bir de onun alt kırılımları, dört tane böyle bir gelişim alanlarım diyorum ben onlara. Bir de bunlar var.
Harika. Valla çok sağ ol. Ve gurur duydum. Gerçekten bir kez daha hikayeyi biliyordum ama anlatırken ben bir kez daha böyle heyecanlandım. Başaracağından da yürekten inanıyorum. Başarılı Sağ olacağına ol. da. Çok teşekkürler. Sezen'cim, şimdi bir iki tane soru var galiba. Onları da sana yönlendireyim. Reader üretiminde Enes arkadaşımız galiba. Reader üretiminde yüzde kaçı yerli üretiliyor Sezen Hanım diye sana bir soru gelmiş. Reader'ın şimdi %75 ile %55 arasında şey oranları, yerlilik oranları değişiyor. Ama bu oranı arttırıyoruz. Bir kere anakartın dizilimi Türkiye'de yapılınca %38 bu zaten sayılıyor. O yüzden bu Arçelik için de, Beko için de hepsi için geçerli bir kural. Fakat bazı şeyler kesinlikle Türkiye'de üretilemiyor. Zaten şu anda müşterilerimizden sipariş alırken söylediğimiz şey şu: abi sen bana ver bu sipariş, başkasına değil. Çünkü ben sana söz veriyorum, bu aldığım parayla şu yatırımı yapacağım. Bu yatırım da bana %2 daha yerlilik sağlayacak. Bunu sıfırdan üreteceğim burada, bunu sıfırdan tasarlayacağım burada diyorum. Çünkü bazı şeyler yok. Aynı Çinli firmadan, Çinli ortağından know-how ve sermaye transferiyle fabrika kurduğum gibi yedek parça fabrikası da kurabilmem gerekiyor. Bunun için ayrı bir yatırım yapmam gerekiyor ama ben hiçbir zaman böyle hani devletten çok büyük bir hibe alayım da işte harika bir atılım yapayım tarzında bir insan değilim. Biraz ayağımı yorganıma göre uzatmayı, 10 yıl sürsün, 2 yıl değil 10 yılda olsun ama bilerek yapayım ve sağlam adımlarla ilerleyeyim tarzında bir girişimciyim. O yüzden de firmamızın karakteri de bu şekilde zaten. O yüzden emin adımlarla arttırıyoruz yerlilik oranımızı. %55 ile %75 arasında değişiyor şu an. Tablet, telefon ve akıllı çocuk saati üretiyoruz. Ya bir de temassız termometre üretiyoruz burada. O çok yeni çıktı. Şahane, şahane. Daha ne olsun, daha ne olsun. Sezen, ağzına sağlık. Muhteşemdi. Gerçekten ben arkadaşlarımızın da çok ziyadesiyle fevkalade faydalandığına inanıyorum. Umarım yeni yeni Sezen Sungur Sarallar çıkar. Yeni yeni girişimci, tekno girişimci İnşallah. çıkar. Biz de gururla izleriz ve inşallah böyle paylaşırız bu haberleri de. Tekrar sana çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetin için. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Çok Herkese. teşekkür ederim. Seni tekrar görmek çok güzeldi. Her zaman seni görmek bana çok güzel bir enerji veriyor, büyük bir Çok sağ ol. enerji veriyor. Ve arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Katılan herkese öpüyorum sizi. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar.